Bana söz vermiştin, unuttun mu? Hayır, hiç de unutmadım. Söz verdim bir kere. Seninle evleneceğim. Aa, niye bize söylemediniz? Aa, aynı çatı altında evlenmeden bir erkekle beraber yaşayacak değilim herhalde. Ha, ele güne ne deriz? Biz büyüklerimizden böyle görmedik. Nasıl bir ihtiyar olmuşsan ol, yine de seni seveceğim. Kendime geldiğimde ilk işim seni o kırmızı dudaklarından öpmek olacaktı Doğa Hanım. Zaman gün dönümüne aksın. Kollarım var. Sana sarılabiliyorum. Dur seni bir koklayayım. Ay, anne biraz bırak babamı bize. Hem bunca yıl sonra bir kendini görsün. Gel, değil mi? Gel. Bak baba çok yakışıklı gözüküyorsun. Tıpkı hatırladığımız gibisin. Ha, biraz buruşmuşum galiba ama. Hayır, yaşlanmak sana öyle yakışmış ki babacığım. Kızlar, ufaklıklar, gelsenize bakayım buraya. Gel. Oh, bu duyguyu o kadar, o kadar özlemişim ki. Hadi gel. Sen de arkadaşını öp. Oh. Her şey için çok teşekkür ederim. Hiçbir şey için teşekkür etme. Sizleri mutlu görmek bana yeter. Çok yakışıklısın. Okullar açılınca seni okula götüreceğim. Arkadaşlarıma göstereceğim. O güne kadar anneannen yine beni köpek yapmazsa söz geleceğim. Yani hala inanamıyorum Betüş. Anne nereden bulmuş bu adamı? Nereden böyle evlenmeye karar vermiş? Niye bize getiriyor tanıştırmaya bu kadar kısa zamanda? Sizinle tamamen aynı fikirdeyim Sadık Bey. Bir şey anladıysam arab olayım. Ay kaç kere anlattım ya Sadıkçığım. Aa, karşılaşmışlar, tanışmışlar. Öyle bir elektrik olmuş aralarında işte. Hem annem bilmez misin ne kadar ketumdur? Bu kadarını anlattı. Bir şey bilmiyoruz biz de. Hayatım iyi de söz konusu olan annen... Yani böyle birdenbire evlenmeye karar veriyor ve siz sesinizi çıkartmıyorsunuz. Eda da sen de. Sanki bu adama çok güveniyorsun. Sanki bu adamı yıllardır tanıyorsunuz. Onu biliyorsunuz gibi. Yani annemiz evlensin de ne olursa olsun bu mu? Ön yargılı olma Sadıkçığım. Sen babam... yani diyorum ki Taceddin Bey'i bir tanısan...
Aslında çok çok iyi bir insan. Çok dürüst, çok güzel bir insan. Ya baba, ne diye bu kadar stres yapıyorsun ki? Sonuçta bu anneannemin hayatı. Çocuğum, onun iyiliğini düşündüğüm için böyle endişeleniyorum, anlasana. Ay sen ne kadar şık giymişsin böyle, bu ne güzellik. Dede adayı için giyindim. Canım benim. Gelmediler mi daha? Hayır canım, daha gelmediler. Ay çok heyecanlıyım. Çok seveceksin, çok yakışıklı. Sen gördün mü? Aa, çocuğa da mı gösterdin Betüş, yani aferin sana. Aa canım, dün annem uğramıştık. Çilek de yanındaydı, tesadüfen orada karşılaştılar. Dün mü? Biz dün alışverişe çıktık ve Çilek bütün gün bizimleydi. Aa, dün mü? Dün değildir belki de, değil mi? Belki de önceki gündür. Emin değilim, karıştırıyorumdur. Battıkça batıyoruz. Evet anne, bence susalım. Heyecandan ikimiz de saçmalıyoruz. Ya dün saydan ne kadar garip bir gündü. Evden öğlene doğru çıktık, çabucak akşam üzeri oldu. Bana dün deme abi. Zaten senin yüzünden aldığımız bikinileri giyemeyeceğim. Ben de çıplak denize girerim, yine giymem. Lentiler galiba. Hadi su açın. Anladığım kadarıyla annemler daha teşrif etmediler. Evet, bekliyoruz. Bekledikçe de geriliyoruz. Heh, ben de aynı moddayım. Ya bu adam kim? Nereden çıktı? Düne kadar niçin bilmiyorduk, ben anlamış değilim. Damat kısmını anlatmaya layık görmemişler ki. Baksanıza, hanımlar her şeyden haberdar. Niye kızıyorsun ki enişte? Yani biz durumun bu raddede olduğunun bilincinde değildik. Evet, değildik. Boş boş ayakta kalmayalım isterseniz. Eli kulağında, şimdi gelirler, biz geçelim şöyle oturalım. Geçelim. Ya, öyle işte. En son biz öğreniyoruz her şeyi. Aman ne olacağım aman. Hadi uyan da bak bakalım anne geliyor mu? Hadi uyan da anneni karşıla, bak bakalım geliyor mu? Geliyor mu? Yok be halacık. Gönülürde yok. Geç oldu, hava karardı. Nerede kaldı bu? Ya halacığım işi vardır. İki gündür zaten Betüş Hanım kafeye gitmiyor. Tek başına kaldı kadıncağız. Belki müşteri bastırmıştır, kapatamamıştır kafeyi. Siz de bir acayipsiniz vallahi. Sen evde, o işte. Merak etme halacık. Şu oğlan biraz büyüsün, ele avuca gelsin. Ben de bir iş kurup çalışacağım. Bu evdeki dengeler değişecek artık. Aa, dengesi bozuldu evin ya. Sanki ben ev hanımıyım, Suzan da evin reisi. Günaydın Avni. Bunu anlamam bile Tanrı'nın bir nimeti yani. Ve de oğlumun marifeti. Daha konuşmaya başlamadan babasının hatalarını görmesini sağladı. Ama iyi ki de dünyaya gelmiş benim oğlum. İyi ki de dünyaya gelmiş. Doğru vallahi. O doğdu doğalı perileri unuttun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evde peri anne baba ve bizlerle hayat ve